Aldılar. Kuzu ölümleri Sivas'ta artık sürdürülebilir bir hayvancılık açısından önemli bir seviyeye ulaştı. Normalde kuzu ölümleri %2 ile %5. Aslında %2'si istenilen seviye. Ancak %5 maksimum toler edilebilir üst sınır. Koyun yetiştiricilerimize baktığımız zaman Sivas'ta genel manada süt üretimi tamamıyla vazgeçmiş bir yetiştiricimiz var. Koyun yünü uzun yıllardır zaten maddi anlamda bir değer taşımıyor. Buna bağlı olarak da koyun yetiştiricilerin yegane geliri kuzu üretimi. Bununla da alakalı olarak aksaklıklar oluşabiliyor. Bunların başında da kuzu ölümleri geliyor. Sivas'ta kuzu ölümleri artık yadsınamayacak seviyelere ulaştı. Bu noktada da yetiştiricilerimize bilgilendirme mahiyetinde hayvan hastanemize geliyorlar. Veya hastalıklar genel manada çok üst sınırlara ulaşınca bizlere ulaşıyorlar. Ama bunu kuzu kayıplarını dediğim seviyelerin üstüne çıkmadan hemen önemsemeleri gerekiyor. Uzmanlara sormaları, bu konuda işletmelerin yapılan yanlışlarını bir an önce düzeltmeleri gerekiyor. Genel manada baktığımız zaman kuzu ölümleri doğumdan sonraki ilk bir aylık evrede, neonatal evre dediğimiz evrede ishallerle kayıplarımız çok fazla. Sivas'ta da genel itibariyle kuzularla koyunlar bir arada tutuluyor. Bu noktada da genel ahırın genel havası da istenilen seviyede sirkülasyon sağlanmıyor. Bu noktada da solunum sistemi problemleri de çok fazla. Yani aslında iki başlık altında toplayacak olursak biri ishallerden kaybediyoruz, bir de solunum sistematiği problemlerinden kaybediyoruz. Ahırlarda yeterince havalandırma yapılmıyor. Hayvanların üşüme kaygısıyla aslında yanlış bir kaygı bu. Hayvanlarımız üşümez, yeter ki düzgün besleyelim. Hem büyükbaş için hem de koyun ve keçiler için. Eğer düzgün beslenildiği takdirde koyunlar ve keçiler ve onlardan doğan oğlak ve kuzular üşümez. Yetiştiricilerimiz bu noktada ahırları tam anlamıyla havasızlaştırıyorlar. Soğuğu kesmek adına havanın az bir sirküle edilebileceği noktaları bile kapatıyorlar. Bu noktada da çok ciddi bir şekilde ahırda amonyak kokusu hakim oluyor. Bunlar da daha yeni akciğer kapasitesi geliştiği için kuzuların ciddi bir şekilde hemen enfeksiyon kazanımları oluyor ve kuzular daha tedaviye aşamasına geçilmeden kaybediyoruz. Bugün baktığımız zaman kuzu ölümleri Sivas'ta belki de %20'lerin üstünde bir seviyede. Çünkü bize gelen, hastanemize gelen koyun yetiştiricileri bu şekilde bir oran veriyor. Bu da çok ciddi bir kayıp. Çünkü nihayetinde koyun yetiştiricileri bir yılda bir kere kuzu alabiliyorlar. Ekstradan farklı uğraşlar gerektiriyor ekstradan kuzu almak. Yetiştiricilerimiz de bunu yapmıyor. Bu kuzuları da kaybettiğimiz takdirde yetiştiricinin bir yıllık emeği boşa gitmiş oluyor. Bu noktada kuzu ölümlerini önemsemelerini onlardan istiyoruz. Kuzular ölümleriyle alakalı olarak hemen sebebinin araştırılmasını, bizlere ulaşmalarını tavsiye ediyoruz. Bizlere ulaştıkları takdirde biz onlara her aşamasında yardımcı olmaya hazırız. Ah!